Kapital ve Ekonomist dergilerimizin organizasyonu olan CEO Club çatısı altındaki CEO Ajanda 2021 adlı toplantımızı Vodafone işbirliğiyle gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Türkiye'nin önde gelen holding ve grupların CEO'larının 2020 yılına ilişkin değerlendirmelerini ve 2021'e dair öngörülerini ve planlarını paylaşacağı bu online toplantımıza bu yıl gerçekten büyük ilgi var. Şu anda toplantımızı tahmin ediyorum yüzlerce CEO ve üst düzey yönetici pür dikkatle dinliyor. Öncelikle değerli katılımları için Akkök Holding CEO'su Sayın Ahmet Dördüncü'ye, Sabancı Holding CEO'su Sayın Cenk Alper'e, Anadolu Grubu CEO'su Sayın Hurşit Zorlu'ya, Yıldız Holding CEO'su Sayın Mehmet Tütüncü'ye ve Zorlu Holding CEO'su Sayın Ömer Yüngül'e teşekkür ediyorum. 2020 pandeminin gölgesinde tüm dünya ülkelerinde zorlu ekonomik koşullar altında geçti. Aşılama çalışmalarının başlamasıyla birlikte 2021'e yönelik beklentiler daha pozitif olmakla birlikte hem dünya hem de Türkiye ekonomisinin önünde pek çok belirsizlik ve zorlu bir viraj bulunuyor. Böyle bir ortamda Türkiye'nin en büyük holdinglerini yöneten, farklı sektörlerde ve ülkelerde iş yapan CEO'larımızın değerlendirmelerinin, geleceğe ilişkin öngörülerinin ve planlarının pek çok iş insanı ışık tutacak nitelikte olacağına inanıyorum. CEO Club organizasyonumuzu yıllardır destekleyen Vodafone Türkiye'de Şubat ayı başında CEO'luk görevini devralan kıymetli dostumuz Engin Aksoy Bey'i buradan bir kez daha kutluyorum. Engin Bey'e de hoş geldiniz diyorum ve şimdi sözü ona bırakıyorum. Buyurun Engin Bey. Teşekkürler Sedef Hanım. Öncelikle ben de herkese iyi yıllar diliyorum. Değerli misafirlerimiz, CEO Ajanda 2021 toplantısına hepiniz hoş geldiniz. İş dünyasında rekabet artık tamamen dijital. Biz de Avrupa'nın en büyük mobil ve sabit ağ operatörü, dünyanın ise lider IoT sağlayıcısı konumunda bir operatör olarak dünya çapında bu 5G teknolojisinin gelişiminde kritik rol oynuyoruz. Grubumuz İngiltere, İspanya, Almanya, İrlanda, Romanya, Macaristan ve İtalya'da 5G şebekesini devreye aldı. Biz de burada bu güçlü global birikimle ülkemizin ihtiyacı olan dijital sıçramayı sizlerle işbirliği içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Dilerseniz Akkök Holding ile başlayalım. Sizinle başlayalım Ahmet Bey. Akkök Holding olarak tekstil, sanayi, gayrimenkul, hizmet gibi sektörlerde faaliyetleriniz bulunuyor. Ancak yatırımlarınız ağırlıklı olarak enerji ve kimya alanlarında takip ettiğimiz üzere. Türkiye'nin enerjisinin %4'ünden fazlasını üretiyorsunuz. Akkök Holding için 2020 nasıl geçti? Pandemi sizin farklı iş kollarınızı nasıl etkiledi? Ve planlarınızda neler değiştirdi 2020 planlarınızda? Finansal rakamlarınıza nasıl yansıdı? Bize biraz bahsedebilir misiniz? Bir kere her şeyden önce hem Kapital'e hem de Vodafone'a hakikaten böyle çok değerli, bizlere ufuk katacak, bir sürü şeyler öğretecek bir grubu bir arabaya getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. İnanıyorum ki bugünün sonunda veyahut da bu panelin sonunda ben kendi adıma hakikaten birçok şeyler için daha böyle belirli, daha görüşlerimin daha aydınlık olacağı bir şekilde buradan çıkacağım diye düşünüyorum. Onun için size böyle bir şeyi, böyle bir paneli organize ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim her şeyden önce. Valla 2020 senesi nasıl geçti? Valla nasıl geçtiğini ben de bilmiyorum açıkçası. Yani öyle bir geçti ki, çünkü biliyorsunuz isterseniz 2019'dan başlayalım. 2019'un bütün o volatilitesinden sonra bütün planlarımız 2020'nin hakikaten çok daha uygun geçeceği, çok daha uygun şartlarla geçeceği ve tekrar bir daha büyümenin bir ivme kazanacağı, sadece bizim grubumuz için değil, Türkiye ekonomisi için de büyümenin bir ivme kazanacağı bir sene olarak planladık aslında bakacak olursanız 2020'yi. Ve bu arada tabii biliyorsunuz 2020'nin Ocak ayında tekrar bu Davos'taki toplantılarda dünyanın risk haritasına bakıldığında belirli riskler vardı. Politik riskler, coğrafik riskler vardı. Fakat dikkatimi çeken şu oldu. Bütün bu eksperlerin Davos'ta, bütün o dünyanın en uzman kişilerin bir araya gelip yayınladığı bu risk raporunda bizim 2020'nin Ocak ayında karşılaştığımız bu pandemiden hiç kimse bahsetmedi. Yani bu o kadar, yani bilmiyorum ama yani bizi çok hazırlıksız yakaladı. Bunu açıkça söylemeliyim, çok hazırlıksız yakaladı. Bu literatürde hep bahsedilir, hani bu kara kuğu, Black Swan dedikleri şey var ya, yani bizim için
Tam anlamıyla buydu. İş tarafına baktığımızda tabii ki tüm sektörlerimizde nakit yönetimi en önemli şeydi. Bankacılık sektörünün bu sene içinde yaşadığı dalgalanmalara baktığımızda bence özellikle faizlerin düştüğü dönemde çevik bir şekilde tüm şirketlerimizin borçlarının yeniden yapılanmasının avantajlı olduğu bir döneme geldik. 9 aylık sonuçlarımıza baktığımızda, toplamına baktığımızda geçen seneye göre yine ciroda büyüme, karlılıkta EBITDA seviyesinde %19'larda 9 aylık sonuçlarda, net karımızda da %37'lik bir büyüme sağladık. 2020 yılının ilk çeyreğinde karşılaştığımız bu COVID-19 pandemisi tüm dünya gibi ülkemizi de derinden etkiledi ve neredeyse üzerinden bir yıl geçmesine rağmen etkilemeye de devam ediyor. Anadolu grubu olarak 2020 yılı bir yerde her şeyi yeniden gözden geçirdiğimiz, alternatif senaryolara göre aksiyon planları yaptığımız bir yıl oldu. 2020 yılının ilk çeyreği oldukça iyi başlamış idi. Bunu diğer panelist Ahmet Bey de bahsetti. Ama ikinci çeyrek bu pandemi dolayısıyla oldukça karmaşık ve zor geçti diyebilirim. Gerçi üçüncü çeyrekten başlayarak bir toparlanma başlandı ve 2020 yılını tüm olumsuzluklara rağmen grup olarak toplamda baktığımız zaman beklentilerimiz dahilinde bir büyümeyle kapattık diyebilirim. Yani uzaktan çalışma vesaire bunların hepsi mümkün ama bizim içimizde, içinde bulunduğumuz sektörlerde ciddi üretim, satış ve dağıtım faaliyetleri var. Hurşit Beyler'de de olduğu gibi, Ahmet Beyler'de, tüm arkadaşlarda olduğu gibi. Dolayısıyla öncelikle tabii ki bu sistemde mevcut işlerimizi, mevcut süreçlerimizi dijitalizasyona uygun hale getirmek için ciddi bir çalışma başlattık ve bu çalışmalarda büyük bir kısmını tamamladık ama ve her gün, her dakika bunun üzerine odaklanarak daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Yani dijital değişimi de bu vesileyle önceliklendirmiş olduk. Uzaktan çalışma ile ilgili kısa sürede 65 bin çalışanımızın, ofislerimizin, çalışma alanlarımızın COVID açısından güvenli hale getirilmesi için ciddi bir aksiyon aldık. Bu aksiyonu alırken de tabii çalışanlarımızı ve operasyonlarımızı da güvenli ve kesintisiz bir şekilde sürdürmeyi başardık. Aslında bu süreç içinde biz esnekliğin, dayanıklılığın ve çevikliğin önemini bir daha görmüş olduk. İş açısından baktığımızda 2020'de korktuk yani açıkçası. Yani ihracatta olacak İspanya, Fransa, İngiltere bizim en büyük pazarlarımız. Burada bayağı bir sıkıntılı günler yaşadık. Bunun akabinde bir revize bütçe yaptık. Aşağı yukarı %10-15 düşürmek zorunda kaldık tüm 2020'yi. Tabii bunları yaparken aslında yapıyorsunuz da elinizde çok da fazla data yok. Ne kadar süreceğini, ne kadar devam edeceğini bilemiyorduk. Nisan ayından sonra çok değişik bir ters rüzgarlar başladı. Yani özellikle ihracatta mal yetiştirememe durumu gibi böyle siparişler geldi. Hakikaten bizim de tahmin etmediğimiz bir şeydi bu. Tabii mal tedariği de zordu. Hem lojistiği hem Çin'deki pandemi uygulamalarından dolayı bayağı bir zorluk yaşadık. Ama Haziran ayına geldiğimizde dedik ki biz bu sene 2020'nin orijinal bütçelerini tutabiliriz. 2021 için büyüme, yatırım, ihracat plan ve hedefleriniz nasıl? Bizim önümüzdeki dönem içinde öyle dijitalleşme elbette olmazsa olmaz bir konu olacak ve aynı zamanda benim diğer bir şapkam da var burada. Global Compact'ın başkanı olmak, sürdürülebilirlik de bizim için çok önemli. Yani gerçi Akyo Holding'de bu hep
önemsenen ve öncelik verilen bir kavramdı. Şimdi artık daha çok şey. Çünkü yeni dönemde şirketlerin sadece, şimdi bakın Davos'ta, en son Davos toplantısında muhakkak arkadaşlarım takip etmiştir, paylaşım ekonomisinden bahsediyor. Evet. Bu bana aşağı yukarı bir 15-20 sene önce bir EFQM, yani toplam kalite kavramını konuşurken orada da artık shareholder değil de stakeholder'dan bahsedelim mi hatırlatıyor açıkçası. O zaman da böyle konuşmuştuk. Yani bundan sonra başarılı olan şirketlerin sadece kar etmesi, sadece ciro olarak büyümesi değil ama daha çok empati olması, daha çok özellikle Z kuşağında, Y kuşağında bu insanlara daha yakın olması, bir hikayesinin olması, sosyal sorumlulukların çok üst düzeyde oluyor olması keyfiyeti bence çok önemli. Bu tür şirketler gelecek dönemde sürdürülebilirlik açısından bunu yapabilen şirketler gelecek dönemde çok daha başarılı olacaklar diye düşünüyorum. Öteki tarafta sadece kar yaratmak artık bu moda geçmiş durumda. Bu özellikle pandemi bunu bize gösterdi. Ya öncelikle biz bu sene 5 yıllık planımızı yaparken topluluk vaadimizi gözden geçirip yeniden tanımladık. Ve yeni topluluk vaadimiz sürdürülebilir bir yaşam için öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştiririz. Birincisi Ahmet Bey'in de bahsettiği sürdürülebilirlik tüm iş kollarımızda ana odağımız olacak. İkincisi bizim çift taraflı, yani Türkiye'den yurt dışına ama yurt dışından da yeni teknolojileri, yeni iş modellerini Türkiye'ye getirmek gibi bir misyonu üstleniyoruz. Son olarak da ne yapıyorsak sektörde ilk üç arasında olmak, öncü olmak istiyoruz. Şimdi bunu yapmak için ilk defa tüm şirketlerimize bir stratejik yön verdik. Bu yön aslında yatırımların ne alanlara yapılacağının göstergesi. 5 tane stratejik yönlenmemiz var. Bir tanesi müşterilerimize kapsamlı müşteri deneyimi sunmak. Özellikle dijitalin etkisiyle bunu geliştirebilmek. Evet. İkincisi çevik, küresel ve yerel bir ayak izi. Daha hızlı, daha küçük ama daha aktif fabrikalarımız, iş modellerimizin oluyor olması lazım. Sürdürülebilirliğe öncülük etmek Türkiye'de. Dijital ve malzeme teknolojilerine yatırım yapmak, çünkü arkamızda çok sağlam bir üniversitemiz var özellikle mühendislik bilimlerinde. Bunun Kortsa ile örneğini biliyoruz, Kompozit Teknolojileri Mükemmelliyet Merkezi. Ve son olarak da hepimizin aslında bu pandemiyle olan değişimi şey yapmak için çok kapsamlı bir insan ve işin geleceği çalışması yapıyoruz. İşin geleceğine uyum da yeni yatırım alanlarımızdan bir tanesi olacak. Yani bahsettiğim yatırım tarafında bir süre daha temkinli olacağız. Zorunlu olmayan yatırımları daha uzun zamana yayan bir yaklaşım ile ilerlemeyi planlıyoruz. Tabii fakat bu, yani toplum açısından kritik olan başta sağlık, perakende, özellikle tarım, içecek gibi hizmet alanlarımızda bu kritik süreçte müşterilerimize, tüketicilerimize kesintisiz olarak en iyi hizmeti sunmak için tüm gerekli altyapı çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı da yapıyoruz. Bunlardan imtina etmiyoruz. Hatta bu süreçte kritik operasyonlarımız için ekstra işe alım da yapıyoruz. Toplama baktığımız zaman 2019 yılı istihdamımızla 2020 istihdamımız, 2020 daha yüksek. Özellikle Migros tarafında önemli istihdam artışları sağladık. Tabii uzun vadede ağırlıklı olarak tüketici ürünleri sektöründe yurt içi ve yurt dışında güçlü büyüme potansiyeli gördüğümüz yeni yatırım fırsatları da her zaman olduğu gibi değerlemeye devam ediyoruz. 2020'deki önemli negatif sarsıcı etkilerin sona ereceğini, enflasyon ve devalüasyonun daha makul olacağını, ekonomide daha olumlu bir hava olacağını 2021'de öngörüyoruz. Kurucumuz Sabri Ülker'den miras aldığımız müşteri odaklı, İsrafsız şirket modelimizin temelinde esneklik ve dayanıklılık kültürümüz sayesinde her türlü koşula da hızlı bir şekilde uyum sağlayacağımızı düşünüyoruz. Ciromuzu arttırırken optimum seviyede net işletme sermayesi yönetimiyle nakit üretim kabiliyetlerimizi en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. 2021'de 2020'de yakaladığımız büyümeyi, sürdürülebilir büyümeyi devam ettirebileceğimizi ve 2021'de de 2020'ye göre çift dijit büyüme hedefleriyle bir bütçe yaptığımızı, sürdürülebilir ve geliştirilebilir bir büyümeyi hedeflediğimizi
paylaşmak isterim. Pandemi neyi öğretti? Bir kere üretim çok önemli. Bütün ülkeler bunu anladı. Üretimin tedarik zinciri çok önemli. Bunu anladı ve herkes şimdi sigorta gibi tedarik çeşitlemesi yapıyor. Bunun açısından Türkiye çok iyi bir yerde. Biz de bunu çok yakın izleyenlerdeniz. Şimdi herkes işte 10 bin dolara bir konteynerin geldiğinden bahsediyor ama bu konteynerin de dönüşü 700 dolar. Dolayısıyla doğuya doğru çok büyük bir ihracat şansı yaratacaktır diyorum bu. Yani bir süpermarkete giriş şeyi gibi düşünmek lazım bunu. Dolayısıyla burada buraya çok önem veriyoruz. Doğuya ihracatın artmasında. Bunu da kendimize bir hedef olarak koyduk. Tabii sürdürülebilirlik, çevre, doğal kaynakların uygun kullanılması bunlar bu pandeminin bize en çok öğrettiği şeyler. Yani soluduğumuz havanın bile temizliğinin ne kadar önemini gördük. Yatırımlarımızda hiçbir değişiklik yok. Zaten bizim de 1-3 ve 10 yıllık stratejilerimiz var. Onları her sene yeniliyoruz. Bu sene de planladığımız yatırımların tamamını yapacağız.